Türkiye'nin ekonomi televizyonu Eko Türk'ten merhaba değerli izleyiciler. Gün sonu başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz. Tabii ki piyasaları göz atacağız. Yayın konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Gün sonuna bugün kimler eşlik edecek göz atarak başlıyoruz. OECD Türkiye büyüme tahminini revize etti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini %5,7'den %8,4'e çıkardı. Kurum Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini %16'dan %17,8'e yükseltti. 2022 için Türkiye büyüme tahminini %3,4'ten 3,1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de %12,8'den 15,7'ye çıkardı. OECD ayrıca dünya ekonomisinin pandemi nedeniyle hızlı maliyet artışlarıyla mücadele ettiği bir dönemde küresel merkez bankalarının enflasyon riskiyle mücadele için somut stratejiler belirlemesi gerektiğini bildirdi. Ve Türkiye'nin doğalgaz talebi bu sene çok yüksek olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Gaztek konferansında Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu yıl çok yüksek olacağını, Gazprom ve diğer likit doğalgaz şirketleriyle yeni kontratların görüşüldüğünü söyledi. Türkiye'nin doğalgaz talebinin bu yıl 60 milyar metreküp civarında olacağını belirten Bayraktar, yükselen doğalgaz fiyatlarının zorlayıcı olacağını söyledi. Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre bu yılın başından itibaren Türkiye'ye yapılan doğalgaz ihracatının 20,3 milyar metreküp'e ulaştığı bildirilmişti. Şirket Türkiye'ye söz konusu dönem için rekor oranda doğalgaz tedarik ettiğini bildirdi. Biden'dan borçlanma tavanının askıya alınmasına destek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, federal hükümetin Ekim ayında kapanmasının düşmesinin önüne geçmek için federal borçlanma tavanı uygulanmasının 2022 Kasım ayında yapılacak kongre ara seçimlerine kadar askıya alınmasına yönelik planı destekliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, federal borçlanma tavanının askıya alınmasına yönelik bir maddenin Biden'ın 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki harcama planının içine eklenerek kongreden geçirilmesini önermişlerdi. Denizaltı krizi Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri ticaret toplantısına gölge düşürdü. Avrupa Birliği'nden ismini vermek istemeyen bir kaynağa göre Avustralya'nın nükleer denizaltı yapımı konusunda Fransa ile anlaşmasını iptal edip Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşması üzerine yaşanan kriz nedeniyle Fransa, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan 29 Eylül'de Pittsburgh'ta yapılması planlanan Ticaret ve Teknoloji Konseyi'nin ertelenmesini talep etti. Yapılacak toplantıda yapay zeka, ihracat kontrolleri konusunda işbirliği, yabancı yatırımlar ve çip krizi gibi konuların ele alınması bekleniyordu. Ve ücretler enflasyona endekslenmemeli. Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro bölgesinde enflasyonun Kasım ayında %3,4-3,5 civarında tepe yapabileceğine inandığını söyledi. Euro bölgesinde ücretlerde yükseliş olduğuna dair bir işaret görmediğini de ifade eden Guindos, bazı Avrupa ülkeleri emekli maaşları ve bazı kamu çalışanlarının maaşlarını enflasyona endeksliyorlar. Bundan kaçınılması gerekli çünkü eğer siz ekonomiyi geçici şokların gelişimine endekslerseniz enflasyondaki bu geçici yukarı yönlü hareket çok daha kalıcı bir şeye dönüşür. Bu kaçınılması gereken bir şey dedi. Guindos konuşmasında ayrıca cari fiyat artışlarının beklenmedik etkilerine karşı ECB'nin uyanık olmaya devam edeceğini de vurguladı.
Piyasalara göz atarak devam ediyoruz. Gün sonu önce borsa tarafına bakacağız. Son puanlamalar şu saatlerde nasıl yansıyor? Aşağı yönlü bir seyir devam ediyor. BIST yüz endeksi 1390,89 puandan işlem görüyor. BIST 50 1221,72 puanda. BIST 30 endeksi ise 1490,19 puan seviyelerinden işlem görüyor. TL çaprazlardaki seviyelere göz atarak devam edeceğiz. Geldi ekranlarınızda. Dolar TL'de bir miktar düşüş söz konusu, %-0,23 oranında ve 8,65 seviyesini görüyoruz. Euro TL'nin 10,15 seviyesinde olduğunu hemen belirtelim. Pound TL 11,82, İsviçre Frangı TL 9,36 ve sepet kur 9,40 seviyelerinden işlem görüyor. Paritelerdeki son seviyelerle devam edeceğiz şimdi. Dolar endeksi %-0,08'lik bir düşüşte 93,16 seviyesinde. Euro dolar 1,17, pound dolar 1,36, dolar yen 109,30 ve dolar İsviçre frangı 0,92 seviyesinde. Avrupa borsalarına geçeceğiz. Avrupa borsalarında şu saatlerde tüm endeksler yukarı yönlü. Eurostoxx 50 4105, Almanya DAX 30 15377, Fransa CAC 40 6561. İngiltere FTSE 100 7000, İspanya IBEX endeksinin 8798 puan seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz diyelim ve Amerikan endekslerine göz atarak devam edelim. Amerikan endekslerinde de seyir yukarı yönlü. Dow Jones 34127, S&P 500 4372 ve Nasdaq endeksinin 15074 puandan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Tahvillerdeki son seviyeleri getireceğiz şimdi. ABD tahvillerdeki son seviyeler ekranlarınıza geldi. ABD 2 yıllık 0.21, ABD 10 yıllık 1.30, ABD 30 yıllık %0,43'lük yükselişte 1.86 seviyelerinde işlem görüyor. MT piyasası ile devam ediyoruz. MT piyasasındaki son seviyeler ekranlarınıza yansıdı. Ons altın 1771 dolar seviyelerinden işlem görüyor. %0,44'lük bir yükseliş görüyoruz. Brent petrol ve ham petrolde de bir miktar yükseliş var. 73 dolar seviyelerinde Brent petrol %0,47'lik bir yükselişte. Ham petrol ise %0,84'lük bir yükselişte 70 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Kripto paralara göz atarak devam edelim. Kripto paralardaki durum ne şekilde yansıyacak? Geldi ekranlarınıza. Bitcoin %-0,85'lik bir düşüşte 43.212 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Bitcoin TL'ye bakacak olursak 374.444 liradan işlem gördüğünü söyleyebiliriz. %-1,55'lik bir düşüş söz konusu. Ethereum'da bir miktar yükseliş var. %0,72 oranında yükseliş ve 3044 dolar seviyelerinden işlem görüyor Ethereum. Şimdi kameralarımızı Teknofest'e çevireceğiz değerli izleyiciler. Çünkü Teknofest İstanbul'da düzenleniyor ve şimdi oraya dönüyoruz. Tuğba Aşçı yanında konuğuyla bizi bekliyor diyelim ve sözü hemen Tuğba'ya bırakalım. Evet Öykü Cengiz, Ekotürk TV olarak Teknofest 2021 festivalini takip etmeye devam ediyoruz. Ben konuğumu daha fazla bekletmeden hemen ona dönmek istiyorum. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat Bey, Teknofest 2021 festivaliyle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii ki. Teknofest aslında gençlerimizin teknolojiye olan yatkınlığını, motivasyonunu artırmak için gerçekleştirilen en büyük festival. Hem katılım açısından hem de içeriği açısından en dolu geçen festivalimiz diyebiliriz. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli olduğunu düşündüğümüz gençlerimizin teknolojiye olan yatkınlıklarını artırmak, bu alana olan ilgilerini artırmak için son derece büyük bir etki yapıyor. Buradaki motivasyon bir dip dalgası şeklinde inşallah gelecekte Türkiye'nin hem sanayi hem ekonomi anlamında teknolojiyi kullanmasına çok ciddi katkılar yapacak diye değerlendiriyoruz. Bugün buradaki görmüş olduğumuz çocuklarımızın, gençlerimizin ilgisi de bunun en büyük göstergesi. Roketsan peki bu festivalde gençleri nelerle buluşturdu, neler gösterdi onlara? Roketsan sadece bir savunma kuruluşu değil. Aslında Türkiye'nin en büyük 3 ARGE kuruluşundan bir tanesi. Buradaki temel gayemiz Roketsan'ın özellikle uzay teknolojileri, savunma teknolojileriyle ilgili yapmış olduğu çalışmaları gençlerimize buluşturabilmek. Bu anlamda Roketsan'ın özgün ürünleri, Atmaca gemi savar füzemiz, Akya torpidomuz, işte MAN-T gibi akıllı mühimmatlarımız, Hisar gibi hava savunma sistemlerimizi bizzat çocuklarımızın, gençlerimizin yakından görebileceği şekilde organize etmeye çalıştık. Aynı zamanda burada
düzenlemiş olduğumuz basit oyunlarla çocuklarımızın, gençlerimizin bu alana ilgisini artırmaya çalışıyoruz. Şu ana kadarki ilgi bizi gerçekten sevindirici bir seviyede diyebiliriz. Yaklaşık bir ay önce İDE Fuarı'nda 9 yeni ürününüzü Gürcü'ye çıkardınız. Bu ürünlerinizle alakalı kısa bir bilgi alabilir miyim? Tabii, yani İDEF'te Rokesan bu sene içerisinde 9 yeni ürünün lansmanını yaptı. Bunların birçoğu şu anda Rokesan'ın kendi ARGE faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü çalışmalarla devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığımız açısından verilen projelerle bütünleştirildiğinde Rokesan savunma sanayi ürünleri olarak 9 yeni ürünü en kısa zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunmayı hedefliyor. Bunlar arasında yakın hava savunma sistemi, Levent sistemimiz var deniz platformları için. MAMT ürünümüz var. Yine kara atmaca, atmacanın gemi savar füzesinin kara kara hedeflerine angaj olan versiyonu var. Mete çok küçük lazer güdümlü füzelerimiz var. Bunun yanı sıra birçok ürünü aslında milli yerli teknolojiyle başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve kardeş ülkelerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Yine bu sene içerisinde silahlı kuvvetlerimizin envanterine girecek, seri üretim faaliyetleri devam edecek olan ürünlerimiz de var. Bunların en başta geleni atmaca gemi savar füzemiz. İnşallah bu sene içerisinde teslimatları tamamlanacak. Yine Akya torpidomuzun ilk teslimatlarını yapacağız. Akıncı SİHA'mızın özellikle silahlı kuvvetlere teslimatından sonra da Akıncı'nın en önemli mühimmatlarından bir tanesi olan MAN-T'de bu senenin sonunda kullanıma girecek. Yakın zamanda bir mutabakat imzaladınız. İhracat bölgelerinizi yavaş yavaş genişletiyorsunuz. Evet. Yakın yeni pazar hedeflerinizi öğrenebilir miyim? Tabii, aslında savunma sektörü ürünlerinin sahadaki başarılarıyla beraber uluslararası alanda Rokesan ürünlerine olan ilgi de gittikçe artıyor. Bunun en önemli göstergesi aslında ihracat hedeflerimiz. Bu hedeflerimizi çok ciddi şekilde artırıyoruz. Geçen seneyle karşılaştırıldığında Rokesan ihracatında yaklaşık 2 katı bir artış görünüyor ki bu aslında bu teveccühün, bu ilginin bir sonucu diyebiliriz. Bundan sonraki yakın zamanda özellikle Asya Pasifik bölgesinde, dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyetler'de, Afrika bölgesinde, hatta Avrupa'da biliyorsunuz savunma sanayi ürünleri çok yoğun bir ilgi çekiyor. Buralar bizim hedef pazarlarımız. Aslında dünyanın her yeri şu anda Türkiye savunma sanayi için önemli bir hedef pazar haline gelmiş durumda. Bu ürünlerin çeşitliliği ve sayıları arttığı sürece bu pazarın sadece Rokesan açısından değil, savunma sektöründe yer alan bütün firmalarımız açısından hızla büyüme göstereceğini değerlendiriyoruz. Efendim, yanımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, konuğumuz Rokesan Genel Müdürü Murat İkinci'ydi. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Teknofest İstanbul'da başladı değerli izleyiciler. Muhabirimiz Tuğba Aşıcı ve konuğu Rokesan Genel Müdürü Murat İkinci'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet, gündemi değerlendirerek devam ediyoruz değerli izleyiciler. Analist Ercan Çivi yayınımıza eşlik edecek. Sayın Çivi, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar Ülke Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi öncelikle yurt içiyle başlayalım isterseniz. Borsa İstanbul tarafında düşük hacim görüyoruz ve Merkez Bankası'ndan gelecek kararlara mı odaklandı yatırımcılar diye sorarak devam etmek isteriz. Şimdi aslına bakarsanız küresel piyasalar anlamında bir sıkıntı mevcut. Çünkü şundan kaynaklı, Evergrande Çinli gayrimenkul şirketinin borçlarını ödeyememesi ve çalışanlarından borç aldığı ile ilgili olarak söylemler ABD tarafında ve Avrupa tarafında, tabii ki de gelişmekteki olan ülkelerde ciddi olarak bir satış dalgası yaratmış durumda. Dünden bu yana baktığımızda aslına bakarsanız 1391 seviyelerinden kapatmıştı dün içerisinde. Bu seviyeyi gözlemlediğimizde aslına bakarsanız 30 Temmuz sonrasındaki en düşük seviye olarak adlandırabiliriz. Yeni güne bir 0.64'lük yükselişte BIST 100 tarafında bir toparlanma oldu. Gözlemledik 1400 seviyelerde. Ya buradaki tabii son 2 günü içerisinde aslına bakarsanız en fazla satış getiren bankacılık sektörü, basit metaller çok daha fazla etkili oldu bu satış furyasında. Ve %3'lük bir düşüşle kapattı dün içerisinde. Bugün her ne kadar bir toparlanma gözlemlesek de 1400'lü seviyenin altına devam eden bir bant aralığı gözlemliyoruz. Dolayısıyla buradaki aslına bakarsanız en büyük olacak olan durum, Perşembe günü Merkez Bankası'nın para politikası kurulunun toplantısı, artı olarak yarın FED toplantısı mevcut ve bunun akabinde Çin tarafında da bir belirsiz söylem söz konusu. Yani tamamen yönetimin
bu borca karşılık olarak herhangi bir atak gösterip göstermeyeceğiyle ilgili olarak küresel anlamdaki birçok dünya borsalarında satışta karşı karşıya gelmesi sonucunda oluşan bir durum diyebiliriz açıkçası. Hacim konusuna da ayrı bir parantez açmak gerekiyor aslında. Borsa İstanbul özelinde bir süredir devam eden düşük hacimler görüyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekir bu durumu? Şimdi aslına bakarsanız 4 milyarlık bir hacmin altında kalması risk iştahının azaldığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki de sektörel anlamda da baktığımızda gün içerisinde en fazla hareketlenen mesela hava yolu şirketlerinde devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ticaret Bakanlığı indirim kampanyalarında fiyat oyunlarıyla tüketicinin aldatılmasını engellemek için yönetmelikte değişiklik öngörüyor. Bu haberimizin ayrıntısına göz atarak devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı, fiyat oyunlarıyla indirim kampanyalarında yüksek indirim yapılmış gibi gösterilerek tüketicinin kandırılmasının önüne geçmek amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre söz konusu değişiklikle satıcı firmaların önce fiyatı artırıp ardından yüksek oranlı indirim yapıldığı izlenimi uyandıran uygulamalara yönelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Habere göre mevcut yönetmeliğin 14. maddesi, indirim oranı hesaplanırken ürünün önceki fiyatının esas alınmasını öngörüyor, ancak yapılacak düzenleme ile indirim hesaplamasında ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatının esas alınması hükme bağlanıyor. Düzenleme ispat külfetini de reklamı verene yüklüyor. Aynı yönetmeliğin 25. maddesinde yapılan düzenleme ile de kredili satışa sunulan mal ve hizmetleri ilişkin reklamlarda da toplam maliyetiyle geri ödeme koşullarının kolayca görülebilecek şekilde belirtilmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu kapsamda kullanılacak kredinin türü, vadesi, tüketiciye toplam maliyeti, aylık ve yıllık yüzde değeriyle geri ödeme koşullarına ilişkin detaylar tüketiciyle açık şekilde paylaşılacak. Yönetmeliğe eklenecek 25A maddesiyle de mal ve hizmeti fiyat ya da nitelik açısından karşılaştırarak sıralama yapan reklamlarda da sıralamanın hangi kritere göre yapıldığının kolayca görülebilecek bir yerde açıkça belirtilmesi zorunluluğu getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk evinin açılışını yaptı. Binaya ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gücünü yansıtan bir eser kazandırdık dedi. 21 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim. Bizim atacağımız adım şu, özellikle tabii burada Ticaret Bakanımın sorunu biraz yoğun olacak. O da nedir? Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını vesaire bunların üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Yani bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz. Analist Ercan Çivi ile değerlendirmelerimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ercan Bey, şimdi az önce hacim konusuna bir parantez açmıştık. Sözleriniz yarım kaldı, onu bir toparlayalım isterseniz. Borsa İstanbul özelinde bir süredir devam eden düşük hacimler görüyoruz. Nasıl değerlendirmek lazım bu durumu diye sormuştum. Buyurun lütfen, kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık bir hacmin altında seyredildi.
aralıkları görüyoruz son 2 günlük dönem üzerinde özellikle. Analist Ercan Çivi ile bağlantımızda sorun olduğu için günün öne çıkan haberleriyle devam edeceğiz değerli izleyiciler. Amerika tarafından bir haberle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, Kongre'ye hükümetin borç limitinin bir an önce artırılması yönündeki çağrısını tekrarladı. Yellen'ın The Wall Street Journal'de yer alan yazısında pandeminin yol açtığı krizden henüz çıkıldığını vurgulayarak ülkenin kendisini tekrar bir krize sokmaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. ABD'nin hiçbir zaman temerrüde düşmediğini vurgu yapan Yellen, temerrüde düşülmesi halinde bunun halk sağlığı acil durum zararını artıracak, tarihi bir krizi tetikleyebileceğini ifade etti. ABD'de hükümetin kapanmaya gitmemesi için Kongre'nin borç limitini arttırmasına onay vermesi gerekiyor. Yellen, konuya ilişkin uyarılarını daha sık şekilde tekrarlıyor. Önceki açıklamasında Eylül ayıyla birlikte acil durum tedbirlerini devreye aldıklarını ama bunların sonsuz olmadığını ve Eylül sonunda tükeneceğini söylemişti. Yellen yazısında temerrüdün ani faiz artışına ve hisse senetlerinde sert düşüşlere yol açabileceğini vurgulayarak mevcut ekonomik toparlanmanın bir resesyona dönüşebileceği uyarısında bulundu ve Kongre'nin elini çabuk tutması çağrısını tekrarladı. Ve Almanya'da Ağustos üretici fiyatları beklentileri aşarak aylık %1,5, yıllık %12 arttı. Almanya'da üretici fiyatları endeksi Ağustos ayında tahminleri aşarak aylık bazda %1,5, yıllık bazda ise %12 arttı. Veri öncesinde aylık artışın %0,8, yıllık bazda ise %11,4 olması bekleniyordu. Temmuz ayında ise üretici fiyatları aylık %1,9, yıllık %10,4 artmıştı. Üretici fiyatları endeksindeki artış pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalarla 2020'nin düşük baz etkisinin yansıması niteliğinde değerlendirilirken, yıllık bazda Aralık 1974'ten beri görülen en yüksek seviye oldu. Üretici fiyatlarındaki artışta enerji fiyatları ve ara mal fiyatları belirleyici oldu. Enerji fiyatları %24, ara mal fiyatları ise %17,1 artış kaydetti. Kısa bir aranın ardından gün sonu devam edecek. Gün sonu devam ediyor değerli izleyiciler. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Salepçioğlu yayınımıza eşlik edecek ve gündemi değerlendireceğiz. Sayın Salepçioğlu, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum Öykü Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi piyasalarda kritik bir haftaya giriyoruz. Gözler merkez bankalarında olacak. İlk olarak yurt içiyle başlayalım isterseniz. Piyasa beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz değişikliği yapmayacağı yönünde. Siz neler beklersiniz? Evet, ben de beklenti yönünde paralel düşünmekteyim. Bu ay basmayacağını varsayıyoruz. Sebebi hem piyasaların beklentisi hem de realitenin bu şekilde olması. Zaten önemli olan beklentiler kadar gerçekleşme olasılığı. Dolayısıyla baktığımızda eğer faizleri bu dönemde aşağıya çekme eğiliminin hem küresel risklerden kaynaklanan hem maliyet odaklı enflasyonun bir baskı unsuru olduğu evrede piyasalar için son derece yanlış bir karar olacağına sahibim. Çünkü faizleri indirdiğimiz takdirde hem maliyet enflasyon hem de çekirdek enflasyon anlamında bir hareket sahası konuşmuş olması gerekir. Aynı zamanda istihdam tarafında da hem Türkiye açısından bakarsanız hem Amerika tarafından da baktığınızda bunun da çok istikrarlı bir seyir alınması lazım ki bizim burada bir sağlandı dar paslaşmadan bir gayesi daha geniş bir perspektifle toplum orta sahaya atabilmemiz lazım. Bu beklentisini Kasım veya Aralık itibariyle sıçrabileceğini varsayıyorum. İç piyasalara beklenti yönünde karşımıza çıkmakta olur. Özellikle FOMC toplantısının kararları da etkili duruyor.
Şimdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu son dönemde yaptığı açıklamalarda dikkatleri manşet enflasyondan çekirdek enflasyona çevirdi. Bu da beklentileri faiz indirimine yöneltti. Nasıl değerlendirirsiniz? Sizce çekirdek enflasyona odaklanmak doğru mu? Şimdi baktığınızda son yani özellikle pandemi sırasında çok daha fazla beklentilmeye başlandı. Hatta pandeminin 2021 versiyonu içerisinde ifade edilen bir Birleşik Devletleri FED tarafında da Avrupa Birliği tarafında da çekirdek enflasyon kutusunu görmekteyiz. Dolayısıyla Merkez Bankaları'nın argümanında daha bir ön plana çıkmış gözüküyor. Aslında ne çekirdek ne manşet örneğin daha enflasyonu tüketicinin cebine yansıyan enflasyon olarak değerlendirilebilir başka bir açıdan. Ama bu çerçevede baktığımızda gerçekten özellikle Türkiye'nin veya diğer gelişmiş ülkelerde de çekirdek enflasyonun en azından bir hareket sahası yansıttığını, enflasyonla mücadele özellikle bu açısından enflasyonun geçici olduğuna ilişkin ifadeleri güçlendiren bir parametre görmekteyiz. Dolayısıyla Merkez Bankamızın da Sayın Başkanı bu yönde ama bu özellikleri açısından faizinin bu çekirdek enflasyona göre değil, piyasaların beklentisel gelişmeler yönünde pasifleşerek daha fazla hakim tarafı. Şimdi öte yandan FED kararını da yarın takip edeceğiz. Varlık alım azaltımına ilişkin güçlü bir sözlü yönlendirmeyi yarınki toplantı sonucunda bekliyor musunuz? Evet, zaten dikkat et. Hem Jackson Hole bunun öncesindeki FED özellikle sözlü yönlendirmelerle regülasyonları biz bizim Merkez Bankamız açısından da aynı ifade diyoruz. Ben özellikle riskleri ortaya çıktı. İşte Çin menşeli bir takım borsalara yansıttığı bir evde bu Evan'dan bahsediyorum. Bir tedirginlik çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda özlü yönlendirmelerle yarın açıklamalı evet bir proses oluşturma yönünde ağırlıklı olacak. Bir takvim belirli eğilimine ilişkin açıklamalara geldiğini, sinyallerin bu yönde zaten çıktığını görüyoruz ama yine FED tarafında da FOMC toplantısında açık söylemek gerekirse ciddi bir takvim açıklanacağını değil de bir yönlendirme yapılacağını düşünüyorum. Kasım ayındaki FOMC toplantısına masaya yatırılacağını özellikle üçüncü çeyrek akışını dedikten sonra bu yönde karar verileceğini düşünüyorum. Çünkü bir diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın da Mart sonuna kadar varlık alımlarının sürdüreceğine ilişkin daha önce en azından Avrupa'nın göbek işi tekrardan alınacağının belirsizliği da Şubat'tan herhalde varlık alımlarının artacağı ama gene spot toplantılarında öngörüldüğü gibi bir faiz artışı. Çünkü gelişmekte ülkelerde çok fazla bir dalgalanmalara bir şekilde bir ayarlamayla kendine sahip değerlendirmek. Şimdi az önce siz de aslında bir cümleyle geçtiniz. Çin'de Evergrande krizi devam ediyor. Perşembe günü faiz ödemesi bulunuyor. Pazartesi günü de iki bankaya gerçekleştirmesi gereken ödemeyi gerçekleştiremediği bilgisi var. Bir temerrüt bekler misiniz? Şimdi tarafında bu borçların özellikle konut satışıyla ilgili konut ile ilişkilendirilerek geleceğe dair bir ürünün oluştuğunu ifade edebilirim. Bir kurumsal tabi ama kurumsal borçları açısından bak özellikle bankalar açısından ciddi bir nasıl söyleyelim bir ekonomik açıdan onları zorunda bırakabilecek etkiler yaratacağını görmemiz lazım. Ancak diğer taraftan bak
olsa da bunun öyle hani çok büyük bir rakam olduğu, yaklaşık 500 milyar dolarlık bir piyasa içerisinde çok hani küçük bir yer tuttuğumuz, daha 100 dolar civarında bir etkisinin derece az olacağını, ama değil de gerçekten şayan olduğu de gerekir. Yani Çin tarafında özellikle bunun bazı küçük olumsuz etkisi yaratacağı, ama genel anlamda etkisi açısından da dünyaya çok fazla bir sarp olarak yansıyacağı fikrine sahip. Peki Doktor Ali Salepçioğlu, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeleriniz için. Diyorum, burada bir tek yapmak isterim. Bu varlık kalıbının azalması, Türkiye'de faizlerin düşürülme durumunda en önemli etkisinin özellikle üretimde rentabl bir üretim hem de verimlilik yönünde olması gerektiğini, faiz düşürüldüğü takdirde bunun özellikle miktar ve ise olumlu yansıması halinde gerçekleşmesinin daha uygun olduğu kanaatini belirtmek isterim. Bu çerçevede ilave istiyorum. Özellikle Perşembe günkü toplam Merkez Bankası'nın açıklamaları öncesinde. Peki, çok teşekkür ediyoruz tekrar. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Adil Salepçioğlu'yla değerlendirdik gündemi. Değerli izleyiciler, devam ediyoruz gün öne çıkan haberlerin ayrıntılarına göz atmaya. Temmuz sonu itibariyle Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 290 milyar dolar oldu. Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu eksi 290 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin yurtdışı varlıklarıyla yurtdışı yükümlülüklerinin farklı olarak tanımlanan uluslararası yatırım pozisyonu 2020 yılı sonunda eksi 393.1 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Temmuz ayı sonunda Türkiye'nin yurtdışı varlıkları 2020 sonuna göre %10.3 artışla 282 milyar dolara yükselirken, yurtdışı yükümlülükleri ise %11.8 oranında gerileyerek 572 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları aynı dönemde %8.8 artışla 105.4 milyar dolara ulaşırken, yabancıların hisse senedi stoğu ise 27.1 gerileyerek 21.3 milyar dolara, devlet iç borçlanma senedi stoğu ise %0.2 gerileyerek 6.5 milyar dolara indi. Yerlilerin elindeki hariç hazinenin tahvil stoğu ise %1.1 artarak 46.6 milyar dolar oldu. Öte yandan diğer yatırımlar %3.5 artışla 308.5 milyar dolara, yabancıların Türk bankalarındaki döviz mevduatı %4.4 artarak 34.8 milyar dolara yükselirken, TL mevduatları ise %3.4 düşüşle 15.2 milyar dolara indi. Bankaların kredi stoğu da Temmuz sonunda %1 azalarak 70.7 milyar dolara indi. Diğer sektörlerin kredi stoğu ise %1.9 artışla 98.7 milyar dolara ulaştı. OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. Kuruluş Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme tahminini %8.4'e yükseltirken sene sonu enflasyon tahminini de %17.8'e çıkardı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, ara dönem ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2021 büyüme tahminini %5.7'den %8.4'e çıkardı. Kurum, Türkiye için sene sonu manşet enflasyon tahminini %16'dan %17.8'e yükseltti. 2022 için Türkiye büyüme tahminini %3.4'ten %3.1'e düşüren OECD, 2022 enflasyon beklentisini de %12.8'den %15.7'ye çıkardı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini Eylül ayında yayınladığı raporla %7.9'dan %9.2'ye çıkarmıştı. Küresel ekonominin 2021 yılı büyüme tahmininin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl %6'lık büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Haziran ayındaki tahmininde küresel ekonominin %6.3 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda arz sıkıntılarının toparlanma hızını etkilediğine işaret edilerek, ABD ve Çin ekonomilerinin bu yılki büyüme performanslarına ilişkin tahminlerin düşürüldüğü, Euro bölgesi, Türkiye, Polonya, Meksika, Rusya,
Rusya ve Güney Afrika ekonomileri içinse büyüme tahminlerinin artırıldığı kaydedildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'de Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini %5'ten %6'ya çıkarmıştı. Kongre, Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetinin borçlanma limitlerinin artırılmasına ilişkin tasarıya borç limitinin 2022'ye kadar askıya alınmasını da ilave edecek. ABD'de federal hükümetin kapanmaya gitmemesi için borçlanma limitinin artırılmasına ilişkin Kongre onayına sunulan tasarının borç limitinin Aralık 2022'ye kadar askıya alınmasını da içerecek şekilde genişletileceği belirtildi. ABD'de federal hükümetin kapanmaya gitmemesi için borçlanma limitinin artırımına Kongre'nin onay vermesi gerekiyor. Bu kapsamda Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik mevzuatın Aralık 2022'ye kadar borç limitinin askıya alınmasını içereceğini açıklamıştı. Bu konuya ilişkin olarak Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın tasarıyı desteklediğine işaret edildi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak dün basında yer alan makalesinde Kongre'ye yönelik çok geç olmadan borç limitini artırma çağrısını dördüncü kez tekrarlamıştı. Yellen, çağrısında pandeminin ardından toparlanan ekonominin bir krize sokulmaması gerektiğine vurgu yapmıştı. Şimdi piyasaları göz atarak devam edeceğiz değerli izleyiciler. Son puanlamaları getiriyoruz ekranlarınıza. Değerli izleyiciler, altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye yayınımıza eşlik edecek ama öncesinde kısa bir ara. Tekrar karşınızdayız değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu EkoTürk'tesiniz. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türkiye yayınımıza eşlik edecek. Sayın Yıldırım Türk, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Öykü Hanım, hoş buldum, yayına diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi piyasalarda sert bir geri çekilme var. Şu öncelikle hareketleri nasıl yorumlarsınız? FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararları sonrasında piyasalarda yönlere olacaktır? Evet, özellikle şu anda dış piyasa daha çok etkili içerideki gelişmelerde. Bu da özellikle Çin'deki emlak sektöründe görülen rahatsızlıktan dolayı. Ama bunun ben lokal bir sıkıntı olduğu kanaatindeyim. Ama bunun dışında da bugün başlayıp yarın sona erecek olan Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı söz konusu.
bir faiz değişikliği beklenmiyor ama en azından faiz değişikliğinin hangi takvimde olacağını ilişkin bir sinyal gelmesi beklentisi var. Bu arada tahvil geri alımlarında kısıtlama için de aynı beklenti var. Bu nedenle doların biraz daha güçlendiğini ve Çin'deki bu emlak sektöründeki sıkıntı nedeniyle borsalarda da gerileme olduğunu dün itibariyle görmüştük. Bunlardan da biz biraz etkilendik ama bugün bir miktar toparlanma söz konusu. Tabii bizde de özellikle şu anda genelde çok fazla bir bu konuda beklenti yok ama Merkez Bankası'nın yarından sonraki toplantısında 50 bas puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Bu biraz satın alınıyor. Bu nedenle de dolar biraz içeride TL karşısında yükselişinin gerekçesi de bu. Bunlar tabii yarından sonra piyasaları muhakkak şekillendirecek ama onun öncesinde biraz daha temkinli bir seyir olduğunu görüyoruz. Altın fiyatlarında da aynı şekilde. Döviz fiyatı tabii dolar TL yüksek olunca onun çarpan etkisi de gram fiyatını etkiliyor. Böyle bir görünüm var piyasada. Dolayısıyla beklentilerin daha yoğun olduğu bir haftadayız. Ama kısa sürede bu beklentiler gerçekleşince fiyatlara da yansıması olacak diye düşünüyorum. Dolar TL bugün kısmen bir tepki gösterdi. 8.60'ın üzerindeki seyir devam ediyor. Hatta 8.65'lerde şu anda. Kura ilişkin neler beklemeliyiz önümüzdeki günlerde? Şimdi özellikle o yine biraz önce bahsettiğim gibi FED toplantısına bağlı doların güçlü seyri içeride de tabii bunun yansıması oluyor. Ama her halükarda bir faiz değişikliği ile ilgili beklentinin çok yakına alınabileceği kanaatinde değil faiz yükseltilmesiyle ilgili FED'in. Bu nedenle bu toplantı sonrasında eğer raporlarda satır aralarında bir sinyal görülmezse bu zaten şu anda satın alındığı için tekrar satışa sunulacak. Yani dolar bir miktar gerileyecek bana göre dolar endeksi. Bu da tabii dolar TL bir miktar yansıyabilir. Ama orada doların içerideki fiyatını tutan biraz önce bahsettiğim gibi özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmayacağı. Bana göre çok zayıf bir ihtimal faiz indirimi yapması. Çünkü geçtiğimiz aylarda gelen enflasyon verisi oldukça hala güçlü görünümünü sürdürüyor. Onun için bir iki ay daha bunu takip edip ona göre karar vermesi gerekir diye düşünüyorum. Piyasanın genelde beklentisi de böyle. Faiz indirimlerini ancak Aralık ayı itibariyle görebiliriz. Bu nedenle dolar TL'deki bu 8.65, 8.70, dün bir ara 8.73'ü de görmüştü. Bu seviyeler tekrar yerini 8.50'ye bırakabilir. Eğer bir faiz indirimi söz konusu olursa o zaman 8.75, 8.80'i daha önce de görmüştük. O seviyelere doğru bir toparlanma dolar TL'de görebiliriz. Ons altın tarafında da gözler FED'de. Varlık alım noktasında gelecek bir yönlendirme altında yönü nereye çevirir? Yani aslında altın fiyatları şu anda uluslararası piyasalarda oldukça düşük. Sadece bir faiz baskısı şu anda fiyat üzerinde etkili ama genele baktığınız zaman dünyadaki bu kadar yükseklik kitlenin oluşturacağı enflasyon kaçınılmaz tabii ki. Enflasyona karşı da reel getiri itibariyle şu anda faizler düşük olduğu için ki bazı yerlerde eksi faizler var biliyorsunuz. Reel getiri olarak altının reel getirisi aslında altın fiyatını destekliyor. Diğer bir gelişme jeopolitik gerginlikler. Özellikle Çin'e karşı işte İngiltere, Amerika ve Avustralya denizaltı güçlerini güçlendirmek adına Avustralya'ya destek verdikleri bu bir jeopolitik gerginlik. Yakın geçtiğimiz günlerde, haftalarda yine Afganistan'la ilgili gelişmeler hala devam ediyor. Oradaki sıkıntılar da sürüyor. Bunlar da jeopolitik gerginlik. Bunlar da altını desteklemesi gerekir. Diğer taraftan altını temelde destekleyen bir gerekçe de altın madenlerinden arzın veyahut da çıkarılma miktarının hala az olması. Ama bu arada da merkez bankalarından da henüz daha böyle rezerv çeşitlendirilmesi konusunda bir altın alımının olmamış olması bir miktar fiyatı çok fazla desteklemiyor. Ama bunun dışındaki biraz önce saydığım bu üç gerekçe aslında altının tekrar 1800 dolar üzerinde olması hatta 2000 dolara doğru yaklaşması söz konusu olabilir. Burada biraz daha spekülatif hareketler söz konusu. İşte petrol fiyatı yükselirken yatırımcılar biraz daha böyle petrolden çıkıp altına girme gibi veya altını baskılayarak altın alma gibi eğilimler içinde olabilirler. Özellikle Amerika'daki büyük montanlı yatırım bankalarının fon yöneticilerinde
adeta yatırım araçları arasında yüksek kitleden dolayı sörf yaptıklarını görüyoruz. Bu bakımdan altının yakın bir zamanda yukarı yönlü seyir olması çok şaşırtıcı olmayacaktır diye düşünüyorum. Faiz kararı öncesi belirsizlik hakimiyetini koruyor. Hane halkı da özellikle gram altın cephesinde kararsız durumda gibi görünüyor. 500 TL seviyesini yeniden görecek miyiz? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Evet, özellikle geçen hafta itibariyle 482 liraya kadar gerilen bir altın fiyatı görmüştük. Bu haftayı 490-91 liradan başladı. Şu anda bugün 492-493 liradan işlem görüyor. Burada tabii biraz önce de belirttiğim gibi dolar TL çarpanı etkili oluyor. Çünkü altının ons hala 1800 doların altında ama ben FED toplantısı sonrasında tekrar 1800 doların üzerinde hatta 1830-35 dolara kadar gideceğini düşünüyorum. Dolar TL biraz önce bahsettiğim gibi 8.65'lerden 8.50'ye tekrar gerilese bile ki geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 8.28'lerdeydi. Burada da İngiltere'nin Türkiye'ye turist göndermesi konusundaki o kırmızı çizgiyi veyahut da kırmızı alarmı kaldırması bir miktar turizm gelirlerini artırabilir gibi bir beklentiyle dolar TL bir miktar geri çekilirse 8.50'ye o zaman yine de 500 liranın üzerinde 500-515 TL seviyelerini yakın bir seansta veyahut da haftada görebiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu seviyeler hani altın almak için uygun seviyeler, hatta elinizde veya yatırımcının elinde düşük maliyetli dolar var ise dolarla altın almanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Örneğin 7.40'lardan doları olanlar bugün bu seviyelerden 56.500 dolar ton, dolar kilogram altının dolar cinsinden fiyatı veya gram olarak baktığımızda 56.50 gram dolar dediğimizde bu fiyatla 7.40 dolar TL'yi çarptığımızda 418 liraya geliyor. Dolayısıyla elinde düşük maliyetli dolar olanlar için şu anda altının bu dış piyasa fiyatındaki sakin veyahut da zayıf seyri dolarla altın almayı daha cazip hale getiriyor. Peki Mehmet Ali Yıldırım Türk, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Aranın ardından devam ediyoruz. Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin yayınımıza eşlik edecek. Gülay Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Yurt dışı piyasalarda neler oldu, hangi haberler nasıl fiyatlanıyor? Sizden yorumları rica edebilir miyiz? Tabii. Global piyasalar oldukça hareketli bir haftaya başladı. Aslına bakacak olursak FED toplantılarının olduğu haftalar genellikle hareketli olur ama bu kez Çinli Evergrande'in likidite krizinde olup olmadığı belirsizliği de eklenince piyasalar son dönemin en hareketli gününü yaşamış oldu. İsterseniz öncelikle Asya piyasalarıyla başlayalım. Çin ve Güney Kore borsaları bugün de kapalıydı. Tatilden dönen Japonya borsası global piyasalardaki satış baskısının etkisiyle bugün %2 değer kaybetti. Dün son 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen Hang Seng Endeksi güne düşüşle başlasa da banka hisselerine gelen alımların etkisiyle günü %0.51 yukarıda kapattı. Evergrande'in global piyasalardaki etkisi sürüyor. Çinli emlak geliştiricisinin borçlarını ödeyemeyeceği endişesi hem emlak sektöründeki diğer şirketleri hem de şirketi fonlayan finansal sistemi olumsuz yönde etkiledi. Toplam 310 milyar dolar borcu olan Evergrande'in bu perşembe günü 83.5 milyon dolar ve 29 Eylül'de de 47.5 milyon dolar faiz ödemesi var. Şirketin bugüne kadar bazı banka kredilerini aksatması tahvil faiz ödemelerinde de temeride düşeceği şüphesi yaratıyor. Ancak hemen hatırlatalım, şirketin vade tarihlerine ilaveten 30 günlük bir ek ödeme süresi de mevcut. Dolayısıyla perşembe günü sonuç netleşmemiş olabilir. Avrupa borsaları ise dünkü sert düşüşleri sonrasında bugüne yükselişle başladı. Yukarı tepkinin temel sebebi ABD vadelerinin güne yükselişle başlaması olsa da uzun süredir merak edilen bir halka arzın da olumlu etkisinden bahsetmek lazım. Lady Gaga ve Taylor Swift gibi başarılı şarkıcıların yapımcısı olan Universal Music Group ilk işlem gününde referans fiyatının %35'ten fazla üzerine çıktı. Hisse tarafında son olarak ABD'ye bakalım. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri güne %0.7 yukarıda başladı. Piyasalar şüphesiz bugün başlayacak ve yarın sonuçları açıklanacak FED toplantısını merakla bekliyor. Artan enflasyonist endişelerin tapering ihtimalini güçlendirip güçlendirmeyeceği FED metninin satır aralarında okunmaya çalışılacak. Hisse senedi önerilerimize geçmeden önce emtia tarafına da kısaca bakalım. Dün 70 doların altını test eden Ham Petrol bugün %0.5'lik yükselişte 70.5 dolar seviyesinde.
1750 dolardan bir kez daha destek bulan altın ons fiyatı bugün 1770 dolara kadar yükseldi. Altın için dikkatli olmak gerekir. Zira 1750 dolar desteği önemli ölçüde güç kaybetti. FED kararı sonrasında dolar endeksi güçlenir ve altına satış gelirse 1750 dolar desteği kırılır ve altın bu yıl 3 kez denediği 1680 dolar desteğine geri çekilme olasılığı artar. Global piyasaları özetledikten sonra yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz iki hisse önerisini sizinle paylaşmak istiyoruz. Credit Suisse, Molina Health için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ve 318 dolar hedef fiyat belirledi. Molina, devlet sigortası pazarları kapsamındaki düşük gelirli ailelere ve bireylere sağlık hizmetleri sunan bir şirket. Şirket yönetimi yaptığı analiz sunumunda %8-10 organik büyümenin yanı sıra satın almaların sağladığı %5'lik katkıyla birlikte bu yılki hasılatın geçen yıla göre %13-15 hisse başına karınsa %13-16 artacağını söyledi. Şirketin geleceğe yönelik tahminleri arasında 2025 yılına kadar hasılatın 42 milyar dolara ulaşabileceği beklentisi de var. Credit Suisse şirketin sunduğu hizmetle eyalet bütçelerinden daha çok pay alacağını tahmin ediyor. İkinci önerimiz ABD'li sağlık sigortası şirketi Oscar Health. Credit Suisse endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor ve dün 17.08 dolardan kapanan hisse için 26 dolar hedef fiyat belirliyor. Artan COVID vakalarına bağlı olarak Oscar Health'in yaptığı sigorta ödemeleri artmasına ve yakın gelecekte de bu ödemelerin düşeceğine dair bir beklenti olmasa da Oscar Health'in teknolojik altyapıya yaptığı harcamaları ve müşterilerine sunduğu platformları Credit Suisse beğeniyor ve şirketin gelirlerini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyor. 2021 yılının başında Health First'le kurduğu ortaklıkla sektördeki elini kuvvetlendiren Oscar Health, önümüzdeki günlerde yeni pazarlara açılarak farklı sigorta şirketleriyle ortaklıklar kurabilir. Şirket yönetimi kasadaki fazla nakdi kullanarak birleşme ve satın alma konusunu değerlendirdiklerini ancak henüz kayda değer bir ilerleme sağlayamadıklarını belirtti. Hisse önerilerimizden sonra 15 Eylül'de önerdiğimiz Ametis'in 5 günde %12.7 getiri sağladığını hatırlatmak isteriz. Kuzey Amerika ve Hindistan'da yenilenebilir doğalgaz ve yakıt üreticisi olarak faaliyet gösteren şirkete Credit Suisse 31 dolar hedef fiyat belirlemişti. Öneri tarihinde 13.03 dolar olan hisse dün 14.69 dolardan kapandı. Global piyasalardan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar dileriz. Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin, teşekkür ediyoruz. Gündemi konuşarak devam ediyoruz değerli izleyiciler. Ahlakçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş yayınımıza eşlik edecek. Sayın Erbaş, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Öncelikle yurt içiyle başlarsak Borsa İstanbul tarafında düşük hacim görüyoruz. Merkez Bankası'ndan gelecek kararlara mı odaklandı yatırımcılar? Yani tedirginlik devam ediyor diyebiliriz. Merkez Bankası da tabii bekleniyor yurt içinde ama özellikle yarın akşamki FED kararı da yani tüm küresel piyasalarda olduğu gibi bence içeride özellikle öğleden sonraları dün de bugün de yabancı yatırımcıların da bir nebze borsa tarafında benim bugün özellikle görebildiğim kadarıyla sanayi tarafta da satış baskısının artmasıyla bir kağıt değişikliği yani pozisyon değişikliği yaşadı. Bir nebze para çıkışının yaşandığı birkaç gün yaşıyoruz, görüyoruz. Özellikle sabah saatlerinde 1400'ün üstünde kalamaması endeksin ve bir nebze S&P'de 4400, DAX'ta 15500 seviyeleri şimdilik geçilememesi o tedirginliğin devamını gösteriyor. O açıdan Borsa İstanbul'da da 1393 200 günlük üstel ortalamasıydı. Onun da altındayız. Bence piyasa önce bir Fed'i görmek istiyor içeride. Sonra Merkez Bankası'nın ne yapacağını görmek istiyor. Yani bu iki başlıkta bizim için gerçekten stres yaratıyor diyebilirim şu an için. Yurt dışında da çok negatif bir görüntü hani böyle dünkü kadar olmasa da toparlama sürecinin yavaş ilerlemesi biraz bence o tedirginliği hisse senedi piyasasında arttırdığını söyleyebilirim. Hacim tarafına da aslında bir parantez açmak gerekiyor. Borsa İstanbul özelinde bir süredir devam eden düşük hacimler görüyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekir bunu?
Şimdi borsa yukarı giderken de aslında daha önce de konuştuk. Satıcılar piyasadan çekildiğinde yükselişler böyle yavaş yavaş olsa da hacim gelmiyordu. Düşüşte de aslında benzer bir durum var. Yani alıcılar piyasa içerisinde hani alıcıyla satıcının çarpıştığı veya bir pazar mantığıyla hareket edilen borsada o karşı tarafı, alıcı tarafını biraz daha az bulduğunuzda düşüşler de aslında hacimsiz bir şekilde gerçekleşmesi tamamen bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Yani katılımcının ve özellikle piyasanın böyle bir aşağı bir yukarı gün içi haber akışıyla dalgalandığı dönemler yerine ya sabahtan başlayıp yukarı doğru işte gün sonuna bir yükseliş ya da sabah iyi başlasak da gün sonuna kadar bir satış dalgasıyla devam ettiğimiz seanslar, günler yaşıyoruz. Ben hacmi de biraz bu karşılıklı işlemlerin çok olmamasına, o tedirginlikten dolayı da kademelerdeki emir sayılarında az olmasına bağlıyorum. Özellikle sabah saatlerinde yani öğlen 3-3.30'a kadar yabancı borsaların özellikle Amerika tarafında açılana kadar da bu hacimin giderek az bir şekilde gerçekleştiği ayrıca bir dönemde gün içerisinde yaşanıyor. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Peki Borsa İstanbul özelinde devam edecek olursak Fed'in mi yoksa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararları mı daha önemli olacak bu anlamda? Valla bunu tam hangisi daha önemli orada cevap vermek biraz zor. Çünkü yani Fed'in bir kere kesinlikle gelecekteki fiyatlamalar açısından tüm dünyada bir değişime neden olacaktır ama bunun beklentisi de işte son belki 3-4 gündür satın alınıyor gibi. Şimdi FED herhangi bir değişikliğe gitmeden daha güvercin bir görüntü sergilerse o zaman Merkez Bankası'nın acaba mı sorusu faizle ilgili, politika faiziyle ilgili gündeme gelebilir. Ama ben şunu düşünüyorum, yani dışarıdaki gelişmeler en azından 2 ya da 3 kat Türkiye için çok daha önemli gibi gözüküyor. Dolayısıyla Fed'in kararı benim kanaatimce hani Borsa İstanbul üzerinde baktığımızda şimdilik daha önemli diye düşünüyorum. Ama ikisi de negatif ya da ikisi de pozitif algılanabilecek bir süreçte yaşayabiliriz önümüzdeki 2 gün. Dolar TL bugün kısmen bir tepki gösterdi. 8.60'ın üzerindeki seyir devam ediyor. 8.64'lerde hatta şu sıralarda. Kura ilişkin neler beklemeliyiz önümüzdeki günlerde? Şimdi orada bu sabah evet söylediğiniz gibi mesela piyasa endekste 1400'ün üstüne giderken kurda da o geri çekilmeyi 8.60'larda gördük ama işte o 8.57 destek seviyesi üzerindeki stresin devam etmesi durumu bence sizin sorunuzun ikinci bacağındaki cevabı. Yani Merkez Bankası tarafında özellikle Sayın Kavcıoğlu'nun ifadeleri sonrası 7 ile 10 kuruşluk bence bir hani tepki yükselişi var şu an için duruyor gibi gözüküyor. Yani Fed ne yaparsa yapsın sonraki oluşabilecek kur hareketinde biz Merkez Bankası'nda eğer bir faiz arttırımı faiz indirimi görmezsek Perşembe günü o zaman o 6-7 kuruşluk yükselişin geri alındığı birkaç gün yaşayabiliriz. Ama burada bir çekirdek enflasyon vurgusu sonrası politika değişikliği aşağı yönlü olursa o 6-7 kuruşluk kur üstündeki bu faiz değişimi beklentisiyle oluşan farkın biraz daha kuru yukarı doğru taşıdığını görebiliriz. Dolayısıyla 8.57 burada bence önemli bir eşik olacaktır. Altında daha pozitif en azından bir 10 kuruş. Üstünde kaldığı sürece de o 8.75-8.80 beklentisi devam edecek gibi gözüküyor. Yücel Tonguç Erbaş, sohbetimize kısa bir virgül arası verelim. Amerika tarafına döneceğiz. Amerika tarafında da New York'ta önemli gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika temaslarına devam ediyor. Eda Özdemir karşımızda. Eda, öncelikle kolay gelsin diyelim. Türkiye ve açılışı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Sen de töreni yerinde izledin. Neler aktarırsın bizlere oradan? Evet Öykü, teşekkürler. Dediğin gibi New York'ta dün Türkiye'nin açılışı yapıldı ve Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alıyoruz. Binanın hem sembolik önemi var hem de bulunduğu konum itibarıyla Türkiye'yi temsil eden bir bina olması itibarıyla da oldukça önemli. Ve binanın özelliklerine bakacak olursak 200 kişilik bir auditoriumu bulunuyor binanın. Toplantısı ve sergi salonu da bulunuyor bu şekilde. Kültürel aktiviteler dün itibariyle başladı aslında. Farklı
seminerler ve konuşmalar gerçekleşti dün binada. Aynı zamanda LEED Silver sertifikası enteresan binanın yeşil enerji destekli ve yağmur sularının depolanarak sonradan kullanılmasına imkan veren bir teknoloji bu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da baktığımızda yeşil enerjinin iklim meselesinin oldukça öne çıktığını görüyoruz. Bu anlamda kritik. Dün Türk Evi açılışına Genel Sekreter Guterres de katılım sağladı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de Türkiye'nin hem jeopolitik konumuna yaptığı vurgu önemliydi hem de potansiyelini, aynı zamanda göçmenler konusunda da yine Türkiye'nin oynadığı rolün altı çizildi kendisi tarafından. Yeşil enerji tarafına baktığımızda genel kurulun bu sene önemli bir kısmını iklim meselesinin önemli bir kısmı oluşturduğu virüs ve iklim Afganistan'da önemli bir başlık. ABD Başkanı Joe Biden kısa bir süreliğine New York'a geldi. Konuşmasını yapmak üzere ve ABD'nin askeri gücü son çağrı aracımız olduğunu, dünyada gördüğümüz her soruna cevap olarak kullanılmamalı ifadesine yer verdi kendisi. Bu dakikalarda hala kurulu konuşması sürüyor. Geleneksel olarak Brezilya birinci konuşmayı yapıyor. Ardından Joe Biden başladı konuşmaya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel biz gibi konuşması bekleniyor. 15. sırada konuşacak kendisi ve önümüzdeki sırada yer alabilir. Fakat yine video olarak şunu söyleyebiliriz. Washington'da Erdoğan'la Biden'ın bir araya gelmesi için heyetin çalıştığı yönünde bir bilgi var. O onaylanmış bir bilgi değil söylediğim gibi. Bunun yanı sıra yoğun bir diplomatik trafiği söz konusu. Pek çok lider genel kurulda hitaben içini gerçekleştiriyor. Ve bu sene koronavirüs nedeniyle her lider fiilen bulunamıyor burada. O yüzden sanal yollarla da konuşmalar gerçekleşiyor diyebiliriz. Ve biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Peki Eda Özdemir, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar kolay gelsin diyelim. Evet değerli izleyiciler, Eda Özdemir Amerika'dan, New York'tan aktardı. Devam ediyoruz. Yücel Tonguç Erbaş yayınımıza eşlik ediyordu. Andaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Sayın Erbaş, şimdi Amerika Birleşik Devletleri endekslerinde de son dönemde güçlü sayılabilecek bir düşüş hareketi var. Fed'e ilişkin beklentiler doğrultusunda mevcut geri çekilmenin hızlanmasını bekliyor musunuz? Şöyle, tabii Fed'in ne yapacağıyla çok alakalı. Eğer ki ben böyle bir şey beklemiyorum ama eğer çok agresif bir şekilde her ay gerçekleştirdiği 120 milyar dolarlık varlık alımı programı diyelim ya da desteğini, örnek veriyorum, yarın akşam işte Ekim ayından itibaren çok beklemediğimi tekrar ifade edeyim ama 50-60 milyar dolar olarak kısarak işte devam edeceğiz ve yıl sonunda bu oranı bu şekilde devam ettirdikten sonra yılın ilk 3 ayında, önümüzdeki yılın ilk 3 ayında da, çünkü bazı Fed üyelerinin böyle önerileri var, bu varlık alımlarını sonlandıracağız kademeli olarak derse, o zaman borsalarda şu an gördüğümüz satışlardan daha sert satışları da görebiliriz. Ama bunun şansı sanki %10-15 gibi. Hatta bana kalırsa çok olmadığını da düşünüyorum. Bunun yanı sıra işte 120 milyar doların 20 milyar dolarlık veya 25-30 milyar dolarlık maksimum bir kesintiyle aylık bazlı devam edileceği ve bir yıla yayılacağı bir varlık alımı azaltılma programı açıklarsa veya bunu açıklamadan önümüzdeki toplantı, yani Kasım ayında buna benzer bir beklentiyle devam ederse, İşte o zaman zaten şu son 2-3 günde gördüğümüz geri çekilmelerin bir nebze toparlamasını görürüz. Ama buna rağmen de her zaman bu varlık alımı azaltılma süreci içinde olduğumuzu borsaların hissettiği bir döneme doğru da girmiş oluruz. Yani eski o her gün zirvelere doğru bizi taşıyan yurt dışındaki günlerden biraz uzaklaşıp artık varlık alımı programı azalıyor. Tamam, yumuşak bir iniş Fed açıkladı, güzel, ama haber akışına, veri akışına daha hassas olan bir tabloyla borsalar karşı karşıya kalacaktır. Dolayısıyla benim tahminim yarın
piyasayı Kasım ayında alacağı bir haber veya bir takvim için, haber demeyeyim de bir beklenti veya bir takvim için hazırlamış olacak. Kasım ayında da artık piyasalar açıklanabilecek takvime göre biraz da pozisyonunu alacağı için oynaklığında daha sınırlı kalacağı bir iki ay yaşayacağız. Ama 4400-4450 gibi kritik seviyeler S&P'de ne açıklanırsa açıklansın yarından sonra geçilemedikten sonra ya da Almanya'nın DAX endeksinde, yani Avrupa için gösterge, Amerika için gösterge endeksler bunlar, 15500 seviyesi kalıcı geçilemezse ben bir zirve oluşumu ve buradan yavaş yavaş yatay aşağı doğru bir borsa, küresel anlamda özellikle Almanya ve Amerika tarafına bakarsak yaşanabileceğini düşünüyorum. Ama piyasayı bu noktada FED çok sarsmak istemeyecektir. Zaten söylemlerinde de biraz da piyasa dostu diyebileceğimiz o güvercin tavırla devam ettiğini görüyoruz. Çin'de Evergrande krizi de devam ediyor. Perşembe günü faiz ödemesi bulunuyor biliyorsunuz. Ve bu noktada pazartesi günü de iki bankaya gerçekleştirmesi gereken ödemeyi gerçekleştiremediği bilgisi var. Bir temerrüt bekler misiniz? Valla olabilir ama şöyle, şimdi cuma günü başlayan bu gelişme iki günlük uzak doğu borsalarının özellikle Çin'in de kapalı olduğu ve ardından FED toplantısı veya işte bir nebze Japonya, İngiltere merkez bankaları, bizim de içinde dahil olduğumuz bir seri merkez bankası toplantısına gelen, yani denk gelen bir süreç. Şimdi perşembeye kadar aslında çok az zaman var gibi gözüküyor ama aynı zamanda da bir karar verme aşamasından, Çin hükümeti için konuşuyorum, çok da uzun bir zaman gibi gözüküyor. Dolayısıyla yani şirketin, Evergrande'nin ben bir sıkıntıya yaraşabilecek bir piyasa hareketi öncesinde hükümetin bir güven sağlayıcı, Çin hükümeti için konuşuyorum, söylem içine girebileceğini düşünüyorum. Yani şöyle, orada bir temerrüt yaşansa bile belki bir kısım ötelemeyle bu işin halledilebileceği noktasında bu piyasaya verilecek güvenin sağlanacağına inananlardan. Ama başıboş bırakılıp hani dur bakalım görelim bu sektörde de şu an için piyasada neler olacak gibi bir yaklaşıma Çin hükümeti girer mi? Onda da aynı Fed gibi %15-20'lik marj bırakmak gerekiyor. Ama ben işin temerrüte kalsa da teknik olarak bir öteleme ile halledilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyiciler, gün sonunu noktalıyoruz 20.30'da. Açık sorularda görüşmek üzere, şimdi hoşça kalın.